İyi akşamlar. Öncelikle hoş geldiniz. Öncelikle herkese iyi akşamlar. Maçın değerlendirmesine açıkçası Sayın Valerian İsmail'in sağ kenarında olmayışıyla başlamak istiyorum. Bence Beşiktaş takımını motivasyon anlamında bir düşürmüş gözüküyordu bu. Tabii bu bütün hikayeyi bu açıklamaz. Bu bir sebeplerden biri olabilir. Maç öncesinde söylediğimiz gibi Beşiktaş'ın ilk 30 dakika bu maça kadar tahrip edici, engellemediğiniz zaman tahrip edici bir oyun temposu vardı. Biz de bu oyun temposunu Beşiktaş'a vermemek için belirgin pas bağlantılarını kapattık. Takdir ederseniz ki çok birinci bölge savunması değildi. İkinci bölgede yani Beşiktaş'ın atak olgunlaştıracağı anlarda pas bağlantılarını kapattığımız için Beşiktaş ilk yarı boyunca uzun topa dönmek zorunda kaldı. Çok fazla uzun top yaptı. Ve bu uzun topta oyun ritimlerini oyunda ritim verememelerine sebep oldu. Yani bizim hedeflediğimiz bir şeydi Beşiktaş'ı uzun topa zorlamak. Set oyundan daha çok. Açıkçası bunu yaptığımız anlarda ilk 20 dakika daha belirgin pas bağlantılarıyla çıksaydık belki skoru Beşiktaş'tan önce yakalayabilirdik. Maçın analizini kısa kesip isterseniz sonrasında soru cevap yapabiliriz. Bir şeyler söylemek istiyorum. Ülkedeki büyük takımlara uluslararası değerlerimiz, Türk futbolunun lokomotifi olan büyük takımlara sonsuz saygımız var. Yönetiliş tarzlarına, oyuncu kadrolarına. Bizim kendi tarafımızdan bir mesaj vermek istiyoruz. Bunu bir senedir aslında altını çiziyordum. Bugün bunu söylemek istiyorum. Başka türlü de mümkün. Biz bu mesajı vermek istiyoruz Türk futboluna. Türk futbolunu geliştirmek isteyen, üzerine düşünen zihinlere. Başka türlü de mümkün. Bugün 9 tane yerli futbolcu vardı sahada. Daha önce Süper Lig tecrübesi olmayan. İlk 3 maç sonunda çok fazla fal açıldı. Biz fala değil, bir senedir oluşturduğumuz, var ettiğimiz oyun kültürüne inanıyoruz. Fallara değil. Hikayenin sonu nerede biter bilemem. Futbol bu. Her yere götürebilir sizi. İstemediğiniz bir yere de götürebilir. Ama bir oyun kültürü, kuvvetli bir oyun kültürü olan ve bu dakikaya kadar da bu ligde oynamamış, alt liglerde uzun yıllar oynamış ya da genç oyuncular, profesyonel futbol dahi oynamamış genç oyuncularla bir oyun kültürü var ettik. Ve bugün bir senenin sonunda bu oyun kültürüyle karşınızdayız. Skordan bağımsız söylüyorum, ortaya koyduğumuz top rakipteyken ki oyun formasyonu, topa sahipken çalışılan şeylerin yerine getirilmesi belki de yine aynı şeyi söyleyeceğim. Bizi en kuvvetli kılan şey bu oyun kültürü ve en mutlu eden şey de bu. Puanlar, kazanılan şeyler maddi şeyler değil. Futbola, Türk futboluna yaptığımız bu katkı bir katma değer İstanbulspor olarak, İstanbulspor ailesi olarak. Geçen sene geldiğimiz gün göreve geldiğimizde 2 mağlubiyet vardı İstanbulspor'un ve bir alt ligde kalma planı yapıyorlardı. Bir alt ligde kalma planı yapıyorlardı. Ve bu sene bir üst ligdeyiz. Oradaki hikaye ayrı geçelim. Ama o gün de futbolculara bunu söylemiştim. Devre arası kampında, Antalya'dayken bir üst lige çıkacağız. Hatta devre arası ikinci lige, bir alt lige daha kiralık gitmek isteyen oyuncular vardı. Onlardan biri de Emir Kağan Gültekin'di. Az oynadığı için bir alt lige gitmek istiyordu. Oynayıp bir şeyler daha fazla kazanayım diye. Ben de ona hayır burada kalacaksın, yedek bekleyeceksin, seneye Süper Lig'de oynayacaksın dedim. Nasip oldu, bugün 5'e gol attı. Hikayenin içinde o kadar çok şey var ki. Diğer çıkan takımlardan bize belirgin ayıran bir şey var arkadaşlar, onu söyleyeyim. Yani hep aynı sepete konmak istemiyorum. İstemiyoruz. Çünkü bizi bugün diğer bütün takımlardan ayıran çok net bir şey var. Harcama limiti var. Yani diğer çıkan takımlar, isimlerini vermeyelim, ne kadar takviye yaptılar kadrolarına, ne kadar değişti, bu rahatlıkla görebilirsiniz kısa bir uygulamadan. Bizim bugün maça başladığımız ilk 11'deki 10 oyuncu geçen sene alt ligde oynayan oyuncular. Bunu gururla söylüyorum. Bütün hayatım, bütün antrenörlük emelim bunun üzerine kurulu. Alt liglerde pek çok oyuncu var. Görmezden gelinen.
bir oyun kültürü öğretilip bir sistematik bir çalışmayla biraz bu bana dokunuyor. Yani şeyi ülkemizin parası gidiyor dışarı. Yani çok sıradan oyunculara olağanüstü paralar ödeniyor. Evet, büyük yıldızlar gelsin, marka değerimiz artsın. Bunda sorun yok ama alt liglerde pek çok oyuncu var. Bugün hak etmediği paraları alarak performans veremeyen oyuncuların yerine çok daha rahatlıkla bu ligde oynayabilecek ve Türk futbolunu geliştirebilecek çok fazla yetenek var alt liglerde. Bütün uğraşım buydu. Gene söylüyorum, hikayenin sonunda tabii nereye gidemeyiz onu bilemem. Bakın futbol bu. Çok zor bir lig, Süper Lig. Ama bizim için en büyük başarı bu sene burada kalmak olacaktır. En büyük hedefimiz de burada kalmak zaten. Ben sonuç üzerinden yürümüyorum. Yani futbolculara bu ligde kalalım demiyorum. Her maç öncesi bir hikayemiz var. Bu maç bunu yapacağız. Bu şekilde yapacağız. Bu oyunu ortaya koyalım. Sonuca bakalım, görelim. Sürece biraz daha odaklıyız. Sonuca değil. Var mı başka sorusu olan? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar diyorum. Sağ olun.